Evet, Poyraz bizim diyetisyenimiz. 16 saat, 20 saat arasında yaptığımız bir oruç ama bu 16-20... 16 saat, su bile içmiyor muyuz? 16 saat çok oldu, burayı değiştirdim. Çok oldu. Veya hipoglisemisi olan bir danışanım da bunların birazcık içerikleri veya yani miktarları değişiyor. Bu biraz sıkıntılı tabii, burada herkes bir kara buğday poğaçası gibi. Evet. Şeker hastalarımız var. Bir yanda o şeker hastasını... Ay şekerim düştü falan deyip böyle... İki öğün beslen veya sen... Üç öğün beslen veya bir şeker hastasına hemen bir gün tek öğün vereyim. Merhabalar. Bugün I Am Bread'in YouTube kanalında yine glutensiz bir lezzette sizlerleyim. Bir de konuğum olacak. Geldin. Poyraz'cığım bugün ne yapacağımızı biliyor musun? Evet, bugün Belif Şef'le birlikte kara buğdaylı poğaça yapacağız. Evet, Poyraz bizim diyetisyenimiz. Onu konuk etmek istedim çünkü son zamanlarda böyle glutensiz diyet tarifler veriyorum ama size aslında bunların amacının ne olduklarını anlatamıyorum. Ben o kadar yeterli değilim bu konuda. Dedim ki bilen birini çağıralım. Diyetisyen arkadaşımız Poyraz'ı konuk olarak alalım. Merhabalar herkese. Ben diyetisyen Poyraz Aydaş. Fonksiyonel tıp diyetisyeniyim. Aynı zamanda sporcu beslenmesi uzmanıyım. Bugün de kara buğdayı seçtik. Neden kara buğdayı seçtik? Çünkü yüksek lif, yüksek protein ihtiyacından dolayı ve özellikle son zamanlarda çok biliyorsunuz meşhur olan glutensiz beslenmeden kaynaklı kara buğday tercihimiz oldu. Evet, kara buğdayla birçok farklı şey yaptık. Bugün size aslında böyle nasıl diyeyim, ekmektir şudur budur biraz zor oluyor. Daha pratik bir şey vermek istedik. Herkesin bildiği böyle bir anne poğaçası vardır ya, günlerde falan yaparlar, karbonatlı, tereyağlı falan, hani onu kara buğday unuyla yapalım dedik. Malzemelerimizi yine aşağıda yazacağız. Bu arada şöyle, ben yine buraya hazırladım. Ben burada poğaçayı hazırlarken Poyraz da size bazı bilgiler verecek. Mesela glutensiz beslenme neden bu kadar popüler oldu gibi ya da aralıklı oruç şov mu, gerçek mi falan. Sendeyiz. Evet, şimdi aralıklı oruç şov mu yoksa gerçekten çok mu faydalı? Aslında aralıklı orucun en güzel mantığı, temelinde yatan şey vücudumuzdaki bakterileri, mantarları, mayaları temizlemek için yaptığımız bir kısa süreli açlık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle aralıklı oruç, 16 saat, 20 saat arasında yaptığımız bir oruç ama bu 16-20... 16 saat, su bile içmiyor muyuz? 16 saat çok oldu, burayı değiştirdim. Çok oldu. Bir su alabilir miyim, küçük bir su? Şey şefim, ben de bir karıştırmak için spatula alabilir miyim? Evet, teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Evet, aralıklı oruç 16 saat mi? 16 saat, evet 16 saat biraz fazla oldu ama minimum 14 saat. 14 saat, 18 saat aralığı da güzel ama ben genelde haftanın 2 günü, 2 ayrı günü, 20 saati geçmeyecek şekilde aralıklı oruç bütün danışanlarıma öneriyorum. Burayı kes, burası yanlış. Yanlış, niye? Şimdi o çok genel oldu, önermediğim danışanlarım var da çok güzel ilerliyor. Olsun. 16 saat, 20 saat ve haftada 2 gün diyorsun. Haftada 2 gün. Ama üst üste değil. Şimdi yani, haftada 2 gün ama üst üste değil. Neden? Şimdi vücut düzensizliği sever. Ne demek bu? Biz her gün saat sabah 7'de kahvaltı yapalım veya akşam 8'de 9'da yemek yiyelim. İnsan yani sirkeden ritme alışıyor. Bu bizim için iyi değil. Yani buradaki sirkeden ritim. Sirkeden ritmi birazcık değiştirmemiz lazım. Buradaki asıl aralıklı orucu mantığı vücudu otofajiye sokmak. Otofaji nedir? Otofaji insan vücudundaki bakterileri, mantarları, mayaların temizlendiği, açlıkla birlikte insan vücudunun iyileştiği bir beslenme düzenidir. Hmm. Tabii ki de bunu her danışanıma önermiyorum. Yani bazı istisnalar hariç çoğu danışanıma. Her zaman gerekli değil aslında. Her zaman gerekli değil. Bazı kronik rahatsızlıklarımız olabiliyor. Veya gerçekten bir hipoglisemisi olan danışanlarımızda böyle yavaş yavaş açlık süresini... Evet, mesela şeker hastaları aç kalamazlar. Şeker hastaları aslında bilinenin aksine açlıkta iyileşiyorlar. Ciddi misin? Evet, ama nasıl açlıkta iyileşiyorlar? Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Örnek veriyorum, bir şeker hastasına haftanın mesela her günü 5-6 belki 7 öğün, 8 öğün yiyen şeker hastalarımız var. Bir yanda o şeker hastası... Ay şekerim düştü falan deyip böyle... 2 öğün beslen veya sen 3 öğün beslen veya bir şeker hastasına hemen bir gün tek öğün vereyim, onu iyileştireyim derseniz şeker hastası çok kötü yani durumlarla hastaneye bile kaldırabilir. Bunu görüyoruz. Ilımlı bir şekilde alıştır ılımlı bir şekilde açlık süresini yavaş yavaş arttırarak
ilerlemek gerekli. Peki ben aç kalmak istemiyorum derse bir insan, bu otofajiye kavuşmanın başka bir yolu yok mu? İlla başka bir yolu, aslında otofajiye kavuşmanın en güzel yolu 14 saatlik açlık. Ama buradaki şey, bu açlığı sabahtan akşama yapıp, bazen beslenme düzeni çok farklı olabilir. Akşam kısmında yemek yiyor veya gece geç saatlere kadar çalışıyor olabilir. Evet. Örnek veriyorum, bir saat gece 12'de bir yemek yedik, sabah 8'e kadar bir açlığımız var. İş ve çalışma, yani yaşam saatine göre, düzenine göre o açlık şeyini planlayabiliyoruz sanırım. Öyle evet, şey planlayabiliyoruz. Ben orayı kaçırdım şunu yaparken. Şimdi şöyle, yaşam saatine göre planlıyoruz ama normal bir insandan, hani akşam uyuyan saat, 12'de uyuyan bir danışanımdan örnek verirsem, gece 10'da yeme işlemini bitiriyor. Ertesi gün saat öğlen 12'ye kadar güzel bir açlık süresi var. Bu saate kadar neler tüketebilir? Evet. 10'dan 12'ye kadar güzel bir açlık süresi. Yani gece burada, uyurken de oruç tutabiliyoruz yani. Mesela 10'da yeme işlemini bitirdi bu danışanımız. Öğlen 12'ye kadar bir 14 saat bir açlık süresi var. Bu açlık süresinde ne yiyor, ne yediği, neler açlık şeyini, o otofajiyi boz, bitki çayı içebiliyor, kahve içebiliyor veya bol bol su içebiliyor. Kafein. Kafeini çok gece önermesek de otofajiyi çok fazla, yani o vücudun kendi kendine temizlemesini, hücresel açlığı bozmuyor. Evet. Ama bir poğaça yerse o saatte, küçük bir dilim bir... Karabuğday poğaçası da mı olur? O ne kadar sağlıklı olsa da o da olmaz. Yani glutensiz diyelim. Şimdi buradan hızlıca glutensiz beslenmeyi atlayabilir miyim? Yani ne yese bozulur, sadece içmesi gerekiyor diyorsun. Peki glutensiz beslenerek hayatımıza ne katmış oluyoruz? Şimdi glutensiz beslenerek, glutensiz beslenme, şimdi şöyle, çölyak hastaları kesinlikle glutensiz beslenmeli. Ama onun dışında glutensiz beslenme... Ben hasta değilim ama yine de bir etkisini görüyorum mesela glutensiz. Şimdi gluten neden zararlı? Glutende gluten neomorfin var. Yani içinde morfin türevi morfin geçen... Mi? Morfin nasıl bir bağımlılık değil mi? Aman morfin. Tamamen insanları bağlayan bir... bir besin grubu. Şimdi şöyle, mesela bu sütte de, peynirde de, özellikle peynirde çok fazla bulunur. Burada peynirde bir, de morfin var. Peynirde de çok fazla bir morfin var. Ben demek ki morfin seviyormuşum. Biz mesela özel durumlarda ne öneririz? Keçi peyniri. Anne sütüne en yakın diye. Evet, şu an kullanıyorum. Mesela keçi peyniri şahanedir. Burada tercih etmemizin sebeplerinden birisi bu, keçi peynirinde. Hangi hastalarıma veya hangi danışanlarıma gluten önermiyorum? Şöyle söyleyeyim, bir bağırsak geçirgenliği varsa, bir hipotiroidisi varsa, Hashimoto'su varsa veya bir tip 2 diye diyabeti varsa kesinlikle gluten önermiyorum. Bağırsak geçirgenliğini önce sağlayacağız. Ondan sonra gluteni çok böyle ılımlı bir şekilde hayatlarına ekleyebiliyoruz. Şu kadar miktar bu gibi. Bu kadar. Çiğ yumurta yenir mi? Çiğ yumurta biraz salmonelli olmasaydı olabilirdi ben ama. Ben yiyorum. Tabii bir sıkıntı yapmıyorsa. Beni görmedim. Ben yesem beni bayıltabilir. Ciddi misin? Tabii beni çok kötü etkiler. Gerçekten. Benim kendi bağırsaklarımda da birazcık böyle IBS diyeyim, huzursuz bağırsak sendromu var. Kötü bu bir şey. Kötü bir şey. Özellikle kızartmalar bana hiç iyi gelmiyor. Yani o yüzden ben tamamen kızartmaları hayatımdan çıkardım. Şeker ürünlerini hayatımdan çıkardım. Soyayı hayatımdan çıkardım. Soyayı da. Süt, peynir, yoğurdu da özellikle hayvansal sütü bir süre hiç kullanmıyorum yani. Çok pardon. Diyetisyen var dediler de ben fırıncıyım. Nasıl kilo veririm? Merhabalar. Şu köşede su diyeti yapan birisi var. Su diyeti çok güzeldir. Sadece reçetemizde su var. Bol bol su içiyoruz. Diyetimize katıyoruz. Bir ay sonra da bana danışır. Çok yaşar. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Arada içine maydanoz da olur. Markası önemli mi suyun? Şimdi ben seni dinlerken hamuru karıştırdım. Evet. Şimdi bunu birlikte şekil verelim mi konuşurken? Hemen birlikte şekil verelim. Tamam. Şurayı şöyle bir açayım. Hepsimiz iyi mi böyle? Gayet sana şöyle güzel. Bir parça veriyorum. Sen bunu böl böl yerleştir, evet, olur mu? Bu iş bende. Üstüm. Şu boyut iyidir. Bakalım. Evet, o boyutlarda. Biraz pişerken çatlayacak bu arada. Karabuğday çok lifli bir gıda. Yani özellikle konstipasyon, yani kabızlık durumunda da karabuğdaya başvuruyoruz. Başka neye başvuruyoruz? Kinoa'ya başvuruyoruz. Glutensiz olan kısımlarda. Kolum. Badem ununa. Evet, orada bir yandan. Türbanım düştü. Evet. Evet, gayet iyi. Devam edebiliriz. Evet, karabuğday diyordun. Tabii karabuğdayı anlatıyordum. Karabuğday, şimdi neden karabuğday? Konstipasyonda, kabızlıkta olmazsa olmazımız lif için, lif oranını arttırmak için diyetlerde. Karabuğdayı fazlasıyla listelerimize ekliyoruz. Glutensiz kısımda
kinoayı listelerimize ekliyoruz. Badem unu veya Hindistan cevizi unuyla yapılan tariflerimizi listelerimize ekliyoruz. Glüten kabızlık yapar mı? Büyük bir soru işareti ama glüten kabızlık yapar. Özellikle yıllarca şimdi kendi kliniğimde de şunu gördüm. Glüteni hayatlarından çıkardıkları zaman kronik kabızlı olan danışanlarım çok ciddi anlamda rahatlama gerçekleştirdi. Şimdi burada... evet, o suratı görünce... Şöyle, ben şimdi yaklaşık 2 yıldır falan fırıncılık yapıyorum. Hani ekmek sektöründeyim. Ekşi mayalı ekmek tüketiyorum. Ekşi mayalı ekmek sözünü kestim ama ekşi mayalı ekmek şimdi biraz daha ata buğday gendir. Ekşi mayalı ekmek veya siyez ekmeği çok daha sağlıklı. En azından bunlar sizin yaptığınız sağlıklı ekmekler olur. Ha, ama bunları bile gerçekten çok ciddi sıkıntıları varsa bir süre çıkarıyoruz, sonra hemen ekliyoruz. Açabilirsiniz. Yok yok. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tamam, ekşi maya ama mesela ya ben şeyi hatırlıyorum mesela. Yoğun bir günümde sabah simit yiyip, öğlen kruvasan yiyip, akşam bir dilim ekmeğin üzerine işte ekşi mayalı bir ekmeğin üzerine bolca tereyağı sürüp öğün yaptığım ve o gün içerisinde başka bir şey yemediğimi biliyorum. Evet. Ve o dönemlerde, ayıptır söylemesi, kabız olmadı mı? Aksine böyle şeydi yani böyle. O yüzden... Şimdi genel sağlık göstergesi nedir? Genel sağlık göstergesinin birinci kuralı, günde herkes bir defa tuvalete çıkacak. Hatta iki defa tuvalete çıkacak. Ama şöyle bir şey var. Gluteni tamamen hayatımızdan çıkarmak, ilk başta gluten kısıtlı, yani lif alımının kısıtlandığı yerlerde kronik kabızlık yine olabiliyor. Burada en çok önerdiğim şey chia tohumları. Evet, keten tohumu, yani tohum yağlarını hayatımıza ekliyoruz veya bir magnezyumdan zengin kabak çekirdeğini hayatımıza ekliyoruz. Son zamanlar popüler olan bu psyllium vardır, karnıyarık otu. Evet, çok duyuyorum. Hatta onunla ilgili çok güzel tarifler de var. Bir gün belki onu da ekleyebiliriz buraya. O kadar iyi bir şey mi psyllium? Şöyle, lif olanı psyllium. Ben sevmiyorum. lif olanı. Lif oranı zengindir. O yüzden hani bulundurduğu vitaminler sayesinde de yani her danışanıma önermiyorum ama isteyen kullanabiliyor. Diğer tarafa gelirsek şimdi çok fazla bir dışkılama varsa bu da iyi değil. Onu söyleyeyim. O yüzden mesela bir beyaz ekmekle bir tam buğday ekmeğinin aslında çok bir farkı yok. Bir beyaz ekmek veya bir tam buğday ekmeği bir yemek kaşığı toz şekeri kadar kan şekerimizi yükseltebiliyor. Aslında çok ciddi anlamda tip 2 diyabetin ve diyabetin başlangıcında bu ekmekler yatıyor. Siyez ekmeği çok daha sağlıklıdır. Ekşi mayalı ekmek çok daha sağlıklıdır. Kara buğday ekmeği çok daha sağlıklıdır. Çünkü genetiği değiştirilmemiş undan yapıldığı için çok daha sağlıklıdır. Evet. İşte aslında ekmek zararlı mı? Ekmek zararlı değil. Değil. Bu ekmekler biraz daha zararlı. Evet, doğru. Anladım. Burada tam buğday ekmeği falan yapılıyor mu? Ona bakıyordum bir yandan da. Tam buğday, %100 tam buğdayımız yok, hayır. Tamam. Ama köy ekmeklerimizde ekşi mayalıların, bu arada hepsi ekşi mayalı. Evet, onlar gözüm ama onlarda. Ama karıştırıyoruz, evet. Karışımlarımızda var tam buğday. Şimdi, ay tepsim küçük geldi. Sıkıştırabilirim, kabarmıyor. Gel bu tarafa. Evet. Yer değiştirelim. Glütensiz. Glütenli glütensizden bahsettik ama şöyle bir şey var. Mesela süt ürünlerinde çoğu danışanın kronik rahatsızlığı olan danışanların çoğunu da hayatlarından çıkarıyorum mesela. Ondaki sebep de glütenli, glüten neomorfin dediğimiz glikoneomorfin var. Diğerinde kazein morfin var. Glikoneomorfin. Morfin türü. Morfin. Bayağı morfin. Aynı rafine şeker nasıl bir insanda bağırsak geçirgenliğine sebep oluyorsa. Hı hı. Nedir bağırsak geçirgenliği? Biz zamanla rafine şekerleri yersek, gluteni yersek, hı hı, süt, peynir, yoğurdu çok fazla tüketirsek, özellikle bir kronik rahatsızlığımız da varsa, bağırsaklarımız bizim böyle filtrelenmiş yapı şeklinde. Tık 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 zamanla. Bom bom değil mi? Biz tabii bunları mikroskopla görebiliyoruz. Bunlar zamanla açılıyor. Kan beyin bariyerine sürekli toksik maddeler, bunlar geçiyor. İşte bunları bir süre hayatımızdan elimine ediyoruz. Hatta belki duymuşsunuzdur eliminasyon diyetleri. Evet. Ben çok onu yaptım. Meşhur, çok popüler. İki hafta yapabildim. Şekeri, süt ürünlerini ve gluteni, hani buğdayı kestim. Ama o hafta bana burada yedirdiler. İkinci hafta mı öyle bitti? Tek sıkıntılı yanı öyle bir diyet ki. Dinliyorum. Şimdi yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Bağırsakların tamamen kendini toparlayabilmesi için minimum 6 hafta. 6 hafta o diyette hiç kaçamak yapmayacağız. Herkesin 6 hafta birazcık uzun bir süre. Herkesin uygulayabileceği bir diyet protokolü değil. Uygulayan çok danışanım var. 6 haftadan sonra da hayatlarından çıkardığınız besinleri yavaş yavaş ekleme çıkarmayla hayatlarına ekliyoruz. Yani şu değil, 6 hafta hiç gluten yok,
alt hafta veya hiç şeker yok, bir anda oturup bir sütlaç yiyen bir danışanımı hemen alıp hastanede görebiliriz. Oo. Çünkü bağırsaklar sürekli orada temizlenmeye gidiyor. Evet, 6 hafta ciddi bir süre. Ben mesela ne kadar? Yaklaşık 2 hafta devam edebildim ama ben hepsini aynı anda kesmiştim. Mesela eliminasyonda hayatlarına en çok eklediğim şeylerin başında da karabuğdayı tarifler var. Badem unlu tarifler var. Neden? Evet. Çünkü gluten hayatlarından tamamen çıkıyor. Gluteni çıkardığımız zaman da kronik olmayan, işte o anlık karbonhidratın kısıtlandığı kabızlığı çok fazla görebiliyoruz. Böyle bir durumda lif oranını glutensiz unlarla hayatlarına katıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Okey, güzel. Ama ben mesela bu süreç içerisinde çok fazla böyle glutensiz, şekersiz, rafine şekersiz tarif araştırdım. Bir kısmını da burada videolarda yaptık. Gerçekten yenilebilir, hani böyle gerçeğinin yerini doldurabilir tarif bulmak çok az. Yani evet, az. İmkansız neredeyse. Yani agave şurupları. Evet. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu, hurmalar yani. Hurmada da şeker var sonuçta değil mi? Hani rafine şeker değil ama. Hurmada da şeker var. Şeker eliminasyonu yaptığın zaman onu da hani çok fazla tüketmemen gerekiyor. Şöyle ben mesela özellikle akşam kısmında hurmaları, meyveleri, her ne kadar eliminasyonda bunlar serbest de olsa fruktoz şekeri akşam kısmında çok önermiyorum. Çünkü karaciğer vücuttaki iyi şeker veya kötü şekeri ayırt edemiyor. Öyle bir şey ki bir küp şeker yiyeyim ben veya bir adet yeşil elma yiyeyim, şeker şekerdir. Veya bir bal tüketeyim fruktoz şekeri veya hurma, buradan gelen fruktoz şekeri. Karaciğer için şeker. İşte hep bu porsiyon kısıtlaması diyetisyenlerde meşhur kısım buradan kaynaklı. Anlıyorum. Hatta ciddi karaciğer yağlanması olan danışanlarında bunları bir süre gerçekten hayatlarından çıkarıyoruz. Peki sen danışanlarına şey veriyor musun? Böyle tariflerin var mı özel? Çok güzel tariflerim var. Gerçekten mi? Unsuz pankek tariflerim var, glutensiz tariflerim var. İşte çok lezzetli mi oluyor? İşte gluten, glue'dan geliyor. Güzel bir yapıştırma kısmı. İşte o yapıştırdığı şey en basit haliyle anlatırsak bizim doku ve organlarımıza yapışıyor, bağırsaklarımıza. Doğru. Bu arada çok güzel gözüküyor. Ya bir şey diyeyim mi? Seni dinlerken biraz oranları karıştırdım. Un şeyini ayarlamakta zorlandım. Yağı mı çok oldu, unu mu az oldu? Ona emin değilim. Pişince göreceğiz nasıl olacağını. Şimdi mesela üzerine bunun susam sersem, çörek otu serpsem. Susam, ne olur? Çok bir fark olur mu? Mesela hatta susamlar konu açılmışken sağlıklı yağlara değinelim. Evet. Sağlıklı tohumlar. Yağlar nedir? Tohum yağlarını saydık. Keten tohumu, kabak çekirdeği, chia tohumu, çörek otu gibi yağlar, bunlar sağlıklı. Bunlar dışında soğuk sıkım zeytinyağı. Çok meşhur olan MCT, orta zincir. İçerim ben onu direkt yani. O kadar seviyorum. Bunun dışında çok gerçekten son zamanlarda meşhur oldu. Herkes filtre kahvelerin içine atıyor MCT. Hindistan cevizi yağı. Evet. Nedir bu? Orta zincirli yağ asidi. Doymuş yağ da var içinde ama gerçekten sağlıklı. Porsiyon kontrolünde kullanırsak bayağı vücudumuza da, hatta şöyle bir sağlıklı şey var, onunla ilgili çalışmalar yapmışlar. %5 oranında metabolizmayı hızlandırıyor. Şimdi %5 oranında. %5 az bir değer değil. Evet yani. Mesela metabolizmamızı hızlandıran tamam, neler var bilimsel olarak? Konuşayım hemen. Fırını hazırladık mı? Evet. Oley. Evet, metabolizmayı arttıran şeylerden de bahsedilmiş orada. Taze zencefil, yeşil çay özellikle çok da faydalı. Kafein ve acı pul biber. O yüzden Urfa turu yakında. Adana turu. Acı bu. Çok acı bizi bozar. Bozar. Acı bizi bozar. Yani tohumlar diyorsun. Evet, bu konuda neyi anlatıyorduk? Sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağların başında susam dediğin için tahin. Tahin en sağlıklı yağlardan birisi. Tahin çok sağlıklı, zeytinyağı çok sağlıklı, soğuk sıkım zeytinyağı çok sağlıklı. Hangi yağları önermem? Ayçiçek yağını önermem, bir kanola yağını, pamuk yağını önermem. O da her bu yağlar bizim için hani omega 6 açısından çok zengin. Vücudumuzun bir dengesi var. Hatta biz buna diyoruz ki yaşam kalitesinin dengesi omega 3 ve omega 6. Omega 3 nelerde bulunuyor? Keten tohumunda var. Bitkisel omega 3 cevizde var. Semizotunda var. Balıkta çok fazla var. Bunun dışında chia tohumunda var. Omega 3'lerin çok fazla hani vücudumuza girmesini isterken omega 6'yı çok fazla alırsak bu bize sıkıntı yaratır. Omega 6 da ayçiçek yağında var. Omega 6 ne? Omega 6 yağın bir türü. Omega 3 de mesela hayvansal, bitkisel diye ayrılıyor bu saydıklarım. Bitkisel kısım zeytinyağı omega 3'ten zengin mesela. Zeytin çok sağlıklı bir yağ. Omega 3, omega 6. Hatta omega 6 ne kadar fazla ise vücutta, vücuttaki inflamasyon yani yankı, ödem, iltihap çok fazla. Ha.
çoğu hastalığın altında da temel neden olarak bu yatar. İşte vücut o kadar bütünsel bir yapı ki. Evet. Tamamen bütüncül olarak yaklaşacağız. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Küçük şeyler ama hayatta fark yaratır. Ama bir şey değil mi? Şu videonun dışında biz seninle oturup bir konuşalım. O da olur. Buraya her şeyi sığdıramayacağız gibi çok sorun var çünkü. Biz ellerimizi yıkayıp gelelim. Poğaçalarımız pişince devam edeceğiz. Hello. Biz ellerimizi yıkadık, etrafı temizledik, geri geldik. Bu arada pişti poğaçalarımız. Onları getiriyorum hemen. Poyraz'cığım bu arada sana şeyi soracağım. Evet. Porsiyon kontrolü dedin. Evet. Kime göre, neye göre? Kime göre, neye göre? Güzel bir soru. Şimdi porsiyon kontrolü. Şimdi porsiyon kontrolü deyince genelde çok fazla böyle aşırı yemek yemek veya porsiyonu... Of, çok da güzel gözüküyor. Evet, şimdi porsiyon. Bu çok büyük bir porsiyon. Bir şey, mesela şimdi bu porsiyonlar aslında bir kişilik diyebiliriz normalde. Veya sen iki porsiyon şu küçüklerden yiyebilirsin. Ama atıyorum bir şeker hastası veya hipoglisemisi olan bir danışanım da bunların birazcık içerikleri veya yani miktarları değişiyor. Bu biraz sıkıntılı tabii. Burada herkes bir kara buğday poğaçası görür ama ben buraya Toplasa bakınca... Mı? Of of of, B1 vitamini, B2 vitamini, bol lif, bol protein. Değil mi? Değil mi? Biraz diyetisyen gözüyle bakayım buraya. Tamam, çok uzatmadan tadıma geçelim. Tadıma geçelim. Evet, sunumumuzu hazırladık. Çayımızı da demledik tabii ki çünkü bu tam bir anne poğaçası oldu gördüğünüz gibi. Evet Poyraz'cığım, ne diyorsun? 2 saattir çiğniyorum, bol lifli ama mükemmel bildirsek. Yani, evet. Sence danışanlarına önerebileceğim bir tarif mi? Kesinlikle. Bayağı güzel. Glutensiz, bol lifli, bol proteinli, keçi peyniriyle mükemmel bir oyun. Ben seni dinlerken, muhabbet ederken biraz şey yapmışım. Yağını fazla kaçırmışım. Güzel, azıcık öyle bir santene var, evet. Daha az yağlı yapılabilir. Ben... Tarif ve uyum siz. Ben oynadım. Şunu da yiyeyim bu arada hemen. Gençler, şöyle ikram edeyim. Bakın bakalım, normal undan farkını anlayabilecek misiniz falan diyeyim. Var aslında. Mükemmel. Pardon, bu arada sözünü kestim bunları şey yaparken. Evet. Porsiyon kontrolü ile ilgili bir soru sormuştum sana. Hı hı. Porsiyon kontrolü. Şimdi porsiyon kontrolü şöyle, kişiden kişiye çok değişir. Sen şimdi bu poğaçayı yediğin zaman, atıyorum birkaç tane daha yemek istersen ne yapabiliriz? Akşam kısmında birazcık spor ekleyebiliriz hayat. Veya çok daha hafif besinler, öyle kalorisi düşük, daha böyle senin vücudunu yormayacak besinler ekleyebiliriz. Ama hı, şöyle bir şey var, herkes de böyle değil. Atıyorum bir diyabetes hastası için 2 tane bu poğaçadan bazen çok fazla olabilir. Özellikle besin grubunda, o öğününde, tabakta farklı karbonhidratlar da varsa bu çok önemli. Ciddi misin? Evet. O zaman sana hemen kendi deneyimden bahsediyorum. Hı-hı. Ben bu poğaçayı dün evde yaptım, tamam mı? Ve bugün kendi üzerimde denedim ne kadar tok tutabilir diye. Sabah 8'de evden çıktım ve bütün gün koşturmacam vardı, ciddiyim. Buraya gelene kadar sürekli dışarıdaydım sabah 8'den beri. Şu an saat kaç? 6 oldu herhalde. Şöyle 4 tane poğaça yedim gün içerisinde bundan. Evet. 2 litreye yakın su içtim. Bir de bir tane ice latte içmişimdir. Süper. Sanıyorum. Evet, onu da içtim, bitirdim. 4 poğaça beni bu saate kadar acıktırmadı. Şu yani şu porsiyonda 4 tane kara buğday poğaçası. Sebebi nedir mi? Nedir? Sebebi şu, aslında kara buğday gerçekten çok lifli, tamam. Ama burada peynirle birlikte bir keçi peynirimiz var içinde. En önerdiğimiz peynirlerden birisi mesela. Protein oranı da zaten kara buğdayda proteinli. Ama keçi peynirle birlikte proteini de bir tık daha arttırdık. Özellikle tok tutmasının en büyük sebeplerinden birisi bu. Ha, lif ne işe yarar? Bizim kan şekerimizi, örnek veriyorum bir beyaz ekmek yediğimiz, bunu beyaz ekmekle yaptığımızı düşünelim. Bu kadar yükseltiyorsa, kara buğday şu kadarcık yükseltir ve bu bizim çok daha geç acıkmamıza sebep olur. Kan şekeri önemli. O yüzden diyabet hastalarında en büyük şeylerden birisi kan şekerini çok zıplatmamak. Mesela bir pirinç yerine basmati pirinç gibi. Doğru diyorsun. Bunu çayla yememiz iyi oldu. Yesene ya. Yiyorum yiyorum da arada 3-4 tane yedim. Evet, eksikliği doğru. İnşallah fark etmedi. Bu arada şeyden ben de bahsetmek istiyorum. Bu kadar ketojenik, ketojenik dedik, glutensiz. Soracaktım. Sor şefim, buyurun. Ben ne diyecektim unuttum şu an. Sen sordum. Ben sormadım. Henüz sormadım. Bu kadar glutensiz dedik, övdük. Tamam, okey. Ama mesela ekşi mayalı ekmek de aslında glutenli ürünler arasında sağlıklı kategorisinde. Neden olabilir acaba? Yani ekşi mayalı ekmek neden sağlıklı? Bana mıydı bu? Bilmiyorum. Ben de cevap vermeye çalışabilirim.
Ekşi mayalı ekmek daha çok ata buğday barındırdığı için, yani genetiği değiştirilmemiş undan yapıldığı için, o yüzden çok daha sağlıklı. Özellikle siyez ekmeği tam bir ata buğday undan yapıldığı ama için. Ama şimdi beyaz unu ekşi mayayla yapsak sağlıksız mı oluyor? Bence nispeten... Beyaz un zaten başlı başına genetiği değiştirilmiş bir un. O yüzden mesela burada yapılan siyez ekmekleri tamam şahane süper, ama dışarıda bir siyez ekmeği görüyorum. %5, %10 siyez unu kullanmışlar. Gerisi beyaz ekmekle karıştırılmış. Doğru. Ve gerçekten de hani insanlar bunu siyez ekmeği yiyorum ben olarak şey yapıyor. Direkt diyorlar ki, sanıyorlar siyez ekmeği yiyorum. Veya tam buğday alıyor, yarısı beyaz ekmekle karıştırmışlar. Gerçekten sağlıksız. Doğru söylüyorsun. Ayrıca ekşi mayada şöyle bir şey var. O maya bakterisi uzun süre fermente olan o ekşi mayalı ekmekte, soğuk fermentasyon gören ekşi mayalı ekmekte maya bakterisi glutenin birçok kısmını zaten kendi içerisinde sindiriyor. İşte ayrıca orada asit bilmem ne ortaya çıkarıyor. Bunlar da pişince kayboluyor. Dolayısıyla biz zaten sindirilmiş bir gluten tüketiyoruz. Dolayısıyla sindirimimizde diğer hani hızlı mayalara oranla, işte instant ürünlere oranla o kadar tahribat yaratmıyor. O kadar yorucu bir gluten şeyi yüklemiyor üzerimize. Ekşi mayalı o yüzden daha sağlıklı. Yani bizim sindirimimizin bir kısmını maya bakterisi zaten o uzun fermentasyon içerisinde gerçekleştiriyor. Bu kadar. İşte ekstra bir bilgi. Şefinden evet. Açıklama. Yaşasın ekşi maya. Yay! Bu da ekşi mayalı mı yapsak bir kere de? Tamam. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Kaç tane de yiyeceğim ama kamera önünde yiyemiyorum. Tamam, kestik. Yememiz gerekiyor artık. Oh, bu arada ben bir yandan seni dinlerken 2-3 tane yedim ve şiştim. Yani şiştim derken evet. Acayip tok hissediyorum kendimi. Akşam yemeği gibi. Düşünebiliriz evet. Bunu. Gerçekten. Bence geri kalanını ikram edelim. Ben yemeyeyim. İkram etmeyelim de biraz ceplerimi doldurup... Olur. Tamam. Sana serbest. Bizi gayet güzel bilgilendirdin. Bu arada Poyraz'ı daha çok görmek isterseniz, daha farklı sorularınız varsa lütfen yorumlarda yazın. Biz ya yorum üzerinden ya da yeni bir video üzerinden onları cevaplandırmaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız olursa ben burada her zaman seve seve açıklamalarda sizlere yardımcı olurum. Evet. Tadağım. Bizim üzerimizden de ulaşabilirsiniz. Poyraz Aydaş. Kendisini de aratarak sosyal medya üzerinde de bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.